Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün tarihlerden 4 Nisan 2018 Çarşamba ve WrestleMania'ya artık saatler kaldı diyebiliriz. Bütün şovları atlattık çünkü. Bugün yanımızda yorumcu ekibinden sunucu yorumcu Mehmet Dinler, Luke Wizard Erem Nur, Oğuzcan Özel, Hikmet Zeybek Rising Generation ve Salih Arandı. Hitlock Master var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Peki Buğra Korbin, sana bir soru soracağım. Daniel Bryan dönüş maçında yenilebilir mi? Ne diyorsun? Ben o hikayeyi ufak bir özet geçmek gerekirse Brock Lesnar Undertaker'ın serisini bozmadan önce Return maçında John Cena'yı yenemeyen adam 8 sene sonra Return maçındaki galibiyeti alamayan adam Undertaker'ı mı yenecek demiştim. Ve öyle ondan belli güdeş konuşmaman lazımdı ama. Maalesef seriyi bitirdi ondan sonra Brock Lesnar. Valla büyük konuşmamayı öğrendim gerçekten. Teşekkür ediyorum buradan Brock Lesnar ve Seth Rollins'e. Her şey olabilir abi. Her şey yani. Asla asla demeyeceksin. Evet Hikmet. Evet. Ben bu konuda isyan etmek istiyorum. Bu iki isim aylar boyunca kavga ettiler. Birbirlerine göndermeler yaptılar. Bunların promolarında gür bana çevirtirdi. Sonunda sarılmışlar ya. Bu ne? Evet. Ya sarılmışlar bu ne ya? Ben çok üzgünüm kandım. Bu maç nasıl ortaya çıktı böyle? Ayıp. Biz seyircilere neyse, ayıp neyse. Ya. Kandırılmış. Oğuzcan Özel, Daniel Bryan'ın kaybetmesini benim yanımda izlemeye var mısın? Yokum diyordum. Çünkü Daniel Bryan'ın o maçı kaybedeceği %100 aslında. Ya açıkçası hikaye de ya bana biraz fazla aceleye gelmiş gibi geldi. Ne ben acelesi ya? Merak... 30 senedir feud'dalar bu adamlar. Kardeşim burası kırmızı çizgi değil. Birbirimizin sözünü kesip bir anda Erbatur Ergenekon'a dönmüyoruz. Yerini bil. Hop 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 sakin. Sakin sakin. Evet. Ya benim sorunum şu yani Daniel Bryan döneceği belli olunca sanki WWE'de böyle bir aceleye döndü. Yani çünkü bu kadar büyük isimli WrestleMania kartında boş bırakamazsın. Ama aynı zamanda nereye koyacaksın? Bütün single maçlar bitmiş durumda. Her şeyin hikayesi oturmuş. Benim asıl merak ettiğim Shane McMahon'ın ilk takım arkadaşı kim olacaktı? Yani beklenen kimdi orada? Ay, hikaye olarak da yani ne bileyim yeniden birleşmeleri bu kadar kalitesi hikayeye yakışan bir son. Ya Shane, ya Daniel Bryan dönmeseydi muhtemelen Shane bu maça çıkmayacaktı. Owens vs. Zayn'e bağlayacaklardı. Eren Nur, senin evet. Yorumlarını alalım. Kesinlikle bir McMahon'a güvenmeyin. Büyük ihtimal 9 Nisan, yani bizim tarihimizde 9 Nisan gecesi Shane McMahon'ın klasik McMahon satışını yaparak ihanet edecek ve Sami Zayn'le Kevin Owens SmackDown'da kalmaya devam edecekler. Kuzey demiş, Daniel mi kaybedecek? Ben sadece buna asla derim demiş. Aynı zamanda yani, doğru yani. Takım olarak kaybediyorlar. Tuş olacak. Tuş olmaz. Belli. Serisi de olmadığına göre çok koymaz Daniel Bryan'a yani. Olur öyle şeyler ya. Güreşçiler arada kaybedebiliyorlar. Herkes Asuka değil yani. Asuka demişken oraya atlıyoruz. Charlotte vs. Natalya maçı. Charlotte güzel bir maçı kazanıyor ve nasıl kazanıyor ama Carmella'nın cash'in denemesinden kurtularak kazanıyor. Ve ardından Asuka sonunda da SmackDown'da boy göstermeye karar vermiş. Vallahi çok şaşkınım ben de. Hoş yani. Geldin. Bir şov önce nedense. İkili yüzleşiyorlar ve ikili ilk kez birbirleriyle konuşuyorlar. Yok daha evet, önce konuştular. Feud'un ilk haftası için çok ideal bir segmentti bence de. Gerçekten çok sevindim yani. İyi açılış oldu. Devam merakla bekliyoruz. Evet yani Feud'un geri kalanını gerçekten çok merakla bekliyorum ben yani. Summer acaba Slam'de. 6 hafta sonra WrestleMania'da ne olacak? Ben Eren mi? Ya çok hani ne bileyim ben değişik bir şey bulamıyorum. Hani ne kadar güzel bir maç diye düşünüyorum ama bir hikayeye baktığım zaman elde sıfır var. Hani sadece birbirlerine bakarak işte sen benim elime diz çökeceğim. Ben senin elime diz çökmeyeceğim. İşte ben bunu yapacağım. Hani tamam. Yani benim favori güreşçim konuşamıyor. Yani yazık yani ne yapacağız? Ama yani yani
çok aceleye yazılmış bir senaryo yani. Ne bileyim yani Fastlane de güzel geldi ama ondan sonra bu kız neden Rav'da takıldı? Neden Alexa Bliss'i hala tokatladı? Anlamıyorum. Kimse anlamıyor. Bir yok hissi vermiyor mu? Yani sanki çok aceleye gelmiş gibi hikayeler. Abi bütün hikayeler o hissiyatı veriyor. Oğuzcan şunu söyleyip durma artık ya. Allah Allah. Evet. Beni bu kadar şey sevmiyorsan gibi, hani, bire bire gel FM'de. Hani senaryo ekibine Triple H hani aniden işte yarın sabah masamda istiyorum senaryoları diye bir şey yazmıştır. Millet hani o arada bir şeyler karalayıp yollamıştır yani. Bunun açıklaması bu. Ya abi ya bu, özel olarak uğraşmadığın sürece bu kadar kötü field yazamazsın şu ikisine yani. Hikmet? Ama aslında misafir sanatçı gibi SmackDown'a gelmesi benim zaten daha önceden de rahatsız eden bir durumdu. Yani, evet Hikmet bir parantez doğru açalım. Stephen Truway demiş. Asuka diskalifiye ya da count out ile kazanıp Raw'da kalmaya devam edebilir diye. Olabilir. Ya da bu kadar büyük bir hype'lı maçta o sonun yazılacağını sanmıyorum. Kardeşim olabilir. Kemeri verin artık yeter. Ben kemeri alamayacağını düşünmeye başladım ya. Çünkü hani sürekli Raw'da takılması bana bu izlenimi veriyor. Kemeri kazanınca geçer işte SmackDown'a ya. Çok da şey yapmayın. Salih. Salih 2 dakika yokum demiş. Lanetik final mı demiş Mehmet. Asuka'nın neden hala Raw'da takıldığını tüm çıplaklığıyla açıklayacağım. Çekin beni yayına. Ne diyorsun? Çağıralım mı? Abi süre yok. Maça yetişeceğiz. Tamam. Devam ediyorum. Devam et o zaman. Devam ediyorum. Çok güzide bir feudumuzla devam ediyorum. United States Championship. Bobby Roode spiker masasında Jinder Mahal vs. Rusev maçı. Rusev kazanıyor. Sunil Singh'i de alaşağı ederek kazanıyor. Herkes Rusev Day diye bağırırken ne oluyor? RKO out the nowhere. Doğru söyledim değil mi? Ne yazık ki. Hayır doğru. Ama nereden geldin anlamadım adamın ya. Segment Randy Orton ve Bobby Roode'un kemeri çekiştirmesiyle sona eriyor. Bu arada Road to WrestleMania 31'e çok güzel bir göndermeydi. Reigns vs. Lesnar maçına çok güzel bir göndermeydi. Siz de görmüşsünüzdür. Onu inceden hissetmişsinizdir. Buragür senin yorumlarınla başlayalım. Ya Rusev Day'in hatırlarsan bundan 2 ay önce falan muhteşem bir karakter olma potansiyelinden bahsediyordunuz. Ben de saçmalama ya öyle şey mi olur falan filan. Hiç de göze batan bir yanı yok. Overrated vesaire diyordum. Gerçekten çok güzel bir gol attı bana Rusev. Yani seyirciye ne oldu? Gene yanıldım. Yani seriye bağlanmış gibi durdum görün. Seyirciye ne oldu, ne yaptı, bir şekilde kendini sevdirdi. Ya Rusev ilk Rumble'da return yaptı, debut yaptığı zaman gerçekten çok yetenekli bir güreşçi olduğunu ring içinde söylemiştim. Bu teyzemin arkasındaydım. Ancak bunu senaryo anlamında da seyirciler nezdinde hype'lanma, işte seyircileri ayağa kaldırma olarak kendini bu şekilde geliştirebilmiş olması cidden inanılmaz. Ben Happy Rusev Day diyorum abi. Ve bugünü diğer her gün gibi Happy Rusev Day ilan ediyor. Rusev'in bu noktaya, yani seyircilerle ilişkisinin bu noktaya gelmiş olmasına dolayı ben de şaşkınım. Yani Randy onu yendiğinde ben kariyeri bitti artık diyordum. Devam etmez diyordum yani. Oluyor böyle şeyler ya. Eren Nur? Evet. Yani gerçekten bu SmackDown seyirci de çok iyiydi. Bayağı canlıydı. İyi destek verdiler. Hele Rusev Day'e falan. Bütün hani arena eşlik etti. Yani bayağı net duyuluyordu. Onun dışında Randy Orton'un o sürpriz gelişi beni şaşırttı. Arkada adam izliyordu. Ne ara geldi oraya? Arkaya yaptı. Anlamadım. Gecenin üçünde dedim ne oluyor diye dumuru uğradım. Onun dışında yani Bobby Roode'un artık bir heel olmasına da bir gerek var yani. Ben böyle kendisinden zevk alamıyorum. Yani Rup da zevk almak için muhtemelen Sandy Charlotte'ı bekliyordur. Ouch. Dumuru uğradım. Neler dedi ya? Devam etmek isteyen. Ya bir şey demeyeceğim bu konakta ya. Ben Feo'da hak edeni verip paslıyorum. Niye boşmuş bakışlar en son? Bir şey söyleyeceğim. Ben
Ben bu arada bir iddiada bulunmak istiyorum. Gelecekse WrestleMania 35'e 35 günü geldiğinde Bobby Roode en az bir kere ana kemer almış olacak. Umarım. Ya da ana WrestleMania ya da ana kemer maçta çıkıyor olacak. WrestleMania 35'e giderken hatırlatırım. Mehmet Dinler bir şey soracağım. Abi bu sor canım Bobby benim. Roode NXT'de kasıp kavuran hem ring içinde hem ring dışında fark yaratan bir adamken ana roster'da niçin bu kadar sıradanlaştı? Bir, Bobby Roode ring içinde fark yaratmıyordu NXT'de yani. 3-4 gömlek daha iyi güreşiyor, daha iyi dövüşüyor ana kadroda. Hayır şöyle, gerçekten yaratmıyordu. Ama abi adam Nakamura ile bile uyumlu olabiliyordu. Anladın mı? Abi, doğru, bak, bence de yaratmıyordu. Şunu söyleyeyim, Nakamura ile karşı... Hatta Roman Reigns'ten daha az seviye olduğunu söyleyebilirim. Yani muadili olduğunu söyleyebilirim. Daha alt denmez de. Muadili olduğunu söyleyebilirim. Ancak... Ya bir şey diyeceğim. Heel performansı çok iyiydi. Çok iyi bir karakter veriyordu ama ring içinde mahvediyordu NXT'de onu. Yo, ben yani karakterine uysun diye ring içinde mahvediyordu. Abi TakeOver tarihinin de en kötü ana kemer maçını çıkardı. Hangi Hideo Itami ile yani gerçekten TakeOver'lar tarihinin en kötü ana kemer maçı Hideo Itami vs. Bobby Roode'du yani. Yani ben bunu kesinlikle tartışmam. Abi çok kötüydü. Yani abi ya ben açıkçası seviyorum. Şu anki halini de seviyorum Bobby Roode'un. Ama yani bir şekilde NXT'den farklı bir şeyler göstermesi gerekiyordu ve gösterdi şu ana kadar. Birkaç ay içinde böyle bir heel olduktan sonra tekrar bir ivme yakalayıp ana kemere yürüyebileceğine inanıyorum ben. Yani açıkçası yani ben NXT'deki halinden daha çok seviyorum şu anda Bobby Roode'u. Bunu söyleyebilirim. Eski Bobby Roode hayranlarından kim kaldı? Oğuzcan sen bir şey söylemek ister misin buna? Vallahi ben hala bir tam Bobby Roode'u Roman Reigns'ten daha aşağı görüyorum kısmında kaldım. Bir titreme geldi. Devamını duyamadım. Yani TNA'deki Bobby Roode Leader of the Selfish Generation gimmickiyle yani inanılmazdı. Yani eski tarz kalan heel'lardan birisi. WWE'de tamamen Glorious'a kalmasından hiç memnun değilim Roode'un. Yani bütün olayı sadece team'i gibi gelmeye başladı ki beni çok rahatsız ediyor bu durum. Çünkü Glorious of the Chain'den iyi bir şarkı değil. Bunu açıkça söyleyeyim. Ya Off the Chain zaten ya, bu aynı benzer gimmickler yani. Yani bir şey diyeyim bu arada. Glorious benim geçen yıl Spotify'da en çok dinlediğim 5 şarkıdan biriymiş. Off the Chain dinlemen lazım. Halleluya. Diğer team sonunda şey yani Voices, Randy Orton'un giriş şarkısı. Ben bu United States maçının girişi sırasında epey böyle bir keyfe geleceğim yani onu söyleyebilirim. Rusev'in girişine falan da hastayım. Tankla geliyor Rusev. Bu arada belirtti. Kesin mi? Evet kesin ya, kendisi söyledi. Kendisi söylemişti. En son o Twitter'dan açıklama yaptığında Money in the Bank'ta ana kemer maçına çıkıyordu. O ne oldu? ben Rusev'in sosyal medya açıklamalarına inanmıyorum artık. Abi yalnız Rasmiye 31 miydi? Abi adam bir gerçek evet, 31'de. Hakiki Rus tankıyla geldi. Çok iyiydi ya. Baba bildiğin Rus tankını getirmişler. Çok kaliteli şovdu. Bilmiyorum. Seviyorum Rusev'i. Hakiki Rus tank olduğunu nereden biliyordun sen onu? Kardeşim biz böyle yerli savunma sanayi, yabancı savunma sanayi bunlara meraklı insanlarız yani. Tamam. Troll'e gerek yok. Troll'e gerek yok. Ya bu arada ben yani Rusev'in normal Aiden English'in şeyiyle girmesini tercih ederim tankla gelmesindense yani. Aiden English tankın üzerinde olur. Diğer tankla da Rusev gelir. Oh. Bir tanka ne gerek vardı? Yani Pyro'yu kesen şirketten bahsediyorum. WWE'nin iki tanka parası olsa Cena da zamanında tankla gelirdi yani. Doğru. Cena gelmedi zaten. O zaman devam ediyoruz. Takımlar kemeri Feudu'yla devam etmek istiyorum ama segment network reklamı olduğu için çok da yok açıkçası. The Usos vs. The New Day vs. Bludgeon Brothers maçı hakkında, WrestleMania'daki maç hakkında birer cümlelik, ikişer cümlelik özet görüşlerinizi alayım. Hikmet senle başlayalım. Ya, bence güzel maç olur. Hani çünkü bu isimlerin maç kaliteleri belli. Zaten Luke Harper'da Bludgeon Brothers'ın bir yarısı olarak iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Yani ondan sonra maçta sonuçta da Bludgeon Brothers kazanır zaten. Benim çok fazla bir beklentim yok. Yani sürprizli de olsaydı. Eren Nur?
ucu çok açık bir maç. Hani kimin kazanacağı pek belli değil. Blood and Brothers'ın kazanmasını istiyorum birazcık değişiklik görmek adına. Onun dışında bu maça türeklense iyi olur. Triple Threat'e daha ne türekli canı kız? Zaten no DQ değil ki, değil mi? Yok. Iron Man falan. No DQ. Değişik bir şeyler olabilir ya. Yani her Triple Threat'te zaten diskalifiye olmaz. Aynen. Yani. Olamaz. Bize öyle söylüyor. TNA olsaydı olabilirdi. TNA'de öyle mantıksızlıklar yaşanıyor. sözü Buğra Gül'e bırakıyorum. Doğru. Sözü Buğra Gül'e bırakıyorum. Kuzey demiş. Taker yine gelmedi. Ne düşünüyorsun Buğra Gül? Kardeşim umudumuzu kesmedik. Bu gece NXT'de belli olmaz yani. Haberiniz olsun. Peki Buğra Gür maç hakkı. Sesin gitti. Tekrar sorar mısın Mehmet? Yorumun. Maç hakkında yorumum. Ve şimdi senin sesin gitti. Sesim, Buğra Gür. Sesim gelmiyor mu birader? Buğra Gür sesin bana geliyor şu anda. Benim sesim sana geliyor mu? Geliyor kardeşim. Güzel. O zaman SmackDown Tag Team Championship maçı hakkında iki cümlelik yorumunu alabilir miyim? Tag Team Championship Show. WrestleMania'daki Tag Team Championship mi? Evet. İki cümlelik yorumun. Yani hiç ilgimi çekmiyor. İnşallah güzel bir ring içi olur. Güzel. Harbiden iki cümleyle bitiren ilk kişisin bunu söyleyip de. Vallahi teşekkür ediyorum. Yani 8 adamlı takım yapayım. Maçımız var. Onu konuşmak ister misiniz? Maçta Primo var. Sadik bu arada döndüysen iki kere vur ya. Sadik dönmedi değil mi? Aa dönmüş Sadik. O zaman Tag Team Championship'la başla. Sonra da abi 8 Man Tag Team'i yorumlamanı isteyeceğim sen. Bence maçı 5 dakikada buklarlar yani. Çok kalabalık maç kartı. Hayal kırıklığı bekliyorum bu maçtan. Valla tek cümlelik şey var. Bence ona Usos daha iyisini hak etmişti. Kardeşim yani bu sonun ilk WrestleMania'sı bu. Bence dua etsinler yani. Şükür etsinler. Ha iyisi ne? Tag Team Division bu kadar. Ya yani en azından 2-2 hikayesi daha düzgün olan ve daha çok zaman alabilecekleri bir maç. SmackDown takım divizyonunu o kadar taşıdıktan sonra. SmackDown takım divizyonundaki en güçlü iki rakipleriyle karşılaşıyorlar. Bir maçın hikayesi de gerçekten yani doğru düzgün işlenmiş bir hikaye yani. Blood & Brothers'ın adım adım gelmesi, Fastlane'deki maçı basmaları, ondan önce birbirlerine sürekli şey göndermeler yapmaları. Valla ben çok sevdim ya. Biggie, Jimmy Uso takımı falan filan derken. Ya hani benim çekmedi. Bu arada ben maçın da kısa geçeceğini çok zannetmiyorum. Yani Uso'lara çok kısa maç yazmıyorlar artık. Hani yani o ne olur SummerSlam'dan sonra çok iyi bir ders aldılar o konuda ve Uso'lar New Day takım maçları hani iyi bir şey vaat ediyorsa iyi yazıyorlar. Ve bu arada süreden de çok korkmayın. Gene 7'de 8'de falan bitecek şov ya. Hani olur öyle. Yani ne 7'si 8'i? 2'de başlayacak. 12'de başlayacak. 7'de bitecek. Ha doğru. 12'de başlayacak. Pre-show'la birlikte 12'de başlayacak. 7'de bitecek. Ya bitmek bilmeyecek. Ben pre-show'da uyumayı düşünüyorum. Yani 7.30'u görür o. 7.30'u görür. Siz merak etmeyin. Görür ya. Hayrolar kapanış derken. Drakula'sı daha dinge girecek. 6.45. Salih. Erken yapmaz o kadar. Salih bana şeyi söyle. Sence Primo Andre the Giant Memorial Battle Royale kazanabilir mi? Yani. Tek favori o. Haftaya netleşir ne diyeyim. Haftaya tabii. Mantıklı. Peki yani maçtaki favorin var mı? Hani Corbin, Ziggler, SmackDown'dan biri favorin Corbin var mı? Corbin çok güçlü gösteriyorlar. O olabilir bence. Üst üste ikinci defa kazanır diyorsun yani. Evet. Olsun. Çok güçlü gösteriyorlar bence. Benim favorim belli zaten. O da burada değil yani. Ne? Taker mı? Yok. Güreşmek yerine buna gidecek. Bence bu, Broken Matt orada bir şey yapacak ya şeklinde şu kumlu rüyasında görebilecek. Abi kupaya ne yapabilir ki yani? Bu vasatı kim sevdirdi peki, size ya? Peki Eramnur sana şeyi sorayım.
Zack Ryder mı Mojorovli'yeler, Mojorovli mi Zack Ryder'ı? Zack Ryder yansın. Mojorovli görmek istemiyorum. Allah affetsin ya. Hangimiz görmek istiyoruz ki? Gecenin yani, vakti katlanıyorum. Ama şey, ama şey diye bir görüş var. Duydunuz mu onu? Kimse sevmiyorsa iyi heel'dir diye bir görüş var. Mojorovli çok iyi bir heel. Hayır tabii. Ha, öyle klasik tam bir Jinder Mahal taktiği. Tam bir cringe üyesi yani. Tam bir cringe. Ama savunanın çok yani. Mojorovli'nin çok böyle her mesajı da Mojorovli'ye destekleyen arkadaşlar var ya. Buğra Gür, sana geçiyorum. Battle Royale sence kim kazanır? Ya tabii ki de ilk olarak Matt Hardy kazanmaz. Bu vasatı kim sevdirdi size yani? Bomboş bir kasa ya. Buğra Gür. Bomboş vasat bir kasa. Dedik, hikaye yaşıyor ödük yani. Söylediklerinden ders almadın. Yine kazanacak. Yani tabii popüler olmak, admin olmak, birinci adam olmak zor. Her dediğiniz kayıtta sizinkiler yarın unutuluyor yani gerçekten. Ben Baron Corbin'i destekliyorum. Desteklememin sebebi de hani kendisinden beklenmeyen bir gelişim kaydetti bence. Ring içinde insanlara kendine izlettirebiliyor. Hani aurayı, atmosferi kontrol edebiliyor. Ha bunu Money in the Bank kazanmadan önce öğrenseydi şu an daha iyi bir konumda olurdu ama geç oldu, güç olmadı diyelim. Benim favorim Baron Corbin. O zaman main event'a geçiyoruz şimdi. Bu arada yani Buğra'yla başlayan ezan sesi bana doğru geldi. Daha batıda olduğum için. Kusura bakmayın ya. Çok güzel okuyordum ezan abi. Durduramadım valla. Main event'ta neyimiz var? Main event'ta neyimiz var? Main event'ta neyimiz var be? Takım maçı. Nakamura AJ Styles sanki rakip değillermiş gibi, sanki takımlarmış gibi gene takım maçına çıkıyorlar. Bu sefer rakipleri Gable ve Benjamin. Maçı Phenomenal Forearm'la AJ Styles takımına kazandırıyor. İkili arada böyle birbirlerine gider yapıyorlar ama kazanıyorlar. Maçtan sonra olay çıkıyor. AJ Styles ve Nakamura rakiplerini indiriyorlar tekrar ve daha sonra AJ Styles Nakamura'yı trollüyor ve şovu da ne diye bitiriyor? Ne diye bitiriyor? Getleri ne diye bitiriyor ya? Bakışıyorlar abi, bakışıyorlar. Bir an gelemedim. Yani ikili şovu sanki WrestleMania'da kazanmayacakmış gibi, maç çıkarmayacaklarmış gibi sakin 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 bitiriyorlar. Aa, Buğra Gür, senden şey başlayalım. Bence evet, senin söyleyeceğin bir şey var. Efendim, WWE daha önce hiç kendi şirketinde olmayan önceki bir maçı veya hikayeyi bu Nakamura AJ'de kadar hype'lamış mıdır sence? Yani tamamen New Japan geçmişlerine dayanıyor hikayeleri. WWE'de olan hiçbir şey yok şu an bu feud'da. Muhtemelen yapmamışlardır. Yani WCW'den sonra oradaki bir şey yok ya, yapmamışlardır. Ya bu şirket abi Hogan vs. Flair yapmamış bir şirket. 1990'larda Flair ilk geldiğinde. Yani ben bu Nakamura AJ maçının hikayesini hala anlamış değilim. Neden? Evet, 92 Royal Rumble'a gelmeden önce ben sözü Buğra Gür'e vermek istiyorum. Buğra Gür bugünkü tek team maçıyla ilgili ve böyle çok kısaca hafta yani söyler misin, işte benim ağzıma ne oldu ya? Hikaye bence farklı bir şey işlenmeye çalışılırken hani mum dikilen bir build up oldu, storyline oldu, senaryo oldu, her neyse. İlgisini çekiyor mu insanların? İnsanlar bu senaryo, WrestleMania 34, WWE Championship'e hype'liyor mu? Yani merak edilir bir tarafı var mı? Bu ne yapıyor bunlar? Yani Japon kültüründe böyle mi oluyor acaba iki insan arasındaki maç rekabeti? Ben hiç anlamıyorum. Anlamıyorum abi. Yorumlanacak bir şey de bulamıyorum açıkçası. Maalesef. Salih? Yani öncelikle Japonya direkt güreşiyorlar. Bunlar süründürüyor resmen yani. Yani bir de Dadem dediniz ya, 6 hafta var WrestleMania, öyle hikayeler öyle diye. Bu da öyle yani. Sanki 6 hafta önce WrestleMania'dan önce tek team maçlarıyla beraber iki taraf birbirine girmeye çalışıyor. Çok amatörce işleniyor. Nakamura kaldıramıyor falan. Yani
Maçta kurtarabileceklerini sanıyorum ama bence kurtaramayacaklar. Abi sorun Nakamura değil bence ya Feyenoord'daki. Yani kaldıramadığı bir şey yok. Çünkü kaldırılmayacak bir Feyenoord yok ortada yani. Bir şey kaldıramıyor evet. Eren Nur. Evet. Ben sana bugün yani... çok takıldım ama ya kusura bakma. Şimdi bir özrümü değil. Ay canım benim. Sesi inceldi. Evet yorum alayım. Yani bana sorsa Vesna'yı 34'te hatırlayacağım bir Feyenoord var mı diye. Yani sadece Robin Reigns ile Brock Lesnar arasında olanları örnek veririm. Hani sanki böyle backlash'e falan hazırlanıyormuş gibi böyle hikaye yapılmış. Hani sırf yapmak için yapmışlar Feyenoord'u. Hani baştan sarmalık, aceleye getirmelik. Hani kimse ne yaptığını anlamıyor Road Dog'un. Hani ben de anlam veremiyorum. Kimse anlam veremiyor. Kimse anlam veremiyor. Evet, kim konuşmadı Hikmet? Şu iki isim için ya AJ WWE şampiyonu, ondan sonra Nakamura da Royal Rumble'ı kazandı deseniz, yani şurada düzenli izleyenler hariç kimse inanmaz yani o derece. O derece bir feud çıkarıyorlar. Rezalet Daniska zaten. Ya hiç mi aksiyon oldu? Hiç mi böyle ya bari kontrat imzalayın ya. Orada bari dövüş olur. Sıfır dövüşe atmaya gidiyoruz. Bu ne ya? İsyan ediyorum ben şu anda. Evet, chatbox'ta iki tane soru var Mehmet. Alalım söyle. Rotun da demiş Nakamura'yı ilk defa sinirli gördüm. Bu sinir duygusu WrestleMania'daki maça yansıyabilir. Çıkarım yaptığımız şeylere bak. Harika bir yıl olduğu için çok... bunda da bakmak zorundayız. Stephanie'nin Ronda'yı masaya çarptırması bile daha heyecanlı ya. Stephen Truway demiş, face versus face denerken batırdılar bana göre. Evet. Deneyemediler. O falan olmadı, ortaya hikaye koymadılar ki batılabilsinler. Doğru. Ya hani yok benim dediğim. Olay face falandır ya. Face karakterleri de birbirlerine sokabilirsin. Tamamen bu adamlar daha önce bir tane imaj çıkardı, bir tane daha çıkaracak diyorlar ya. Yani ben sesim geliyor mu bu arada? Evet geliyor. Güzel. Konuşmayan var mı bununla ilgili? Yok. Şimdi o zaman çok kısa birkaç sorum olacak. Birincisi, SmackDown'ın Road to WrestleMania'daki en iyi ismi kimdi? Gür. Çok güzel bir soru. Jinder Mahal. Hikmet? Ben Daniel Bryan diyorum. Salih? Bence Randy Orton. Sevmiyorum ama. Eren Nur? Randy Orton diyorum. Oğuzcan? Primo. Trollemeden. Göründü. Beni bağlayan o. Göründü. Trollemeden. Vallahi bir hiç fikrim yok. SmackDown'ın açıkçası orada da o kadar kötü ki en azından orada bakabileceğim bir Cena Taker vardı. Bir Intercontinental title hikayesi vardı. SmackDown'da olan hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Yani Kevin Owens diyeyim. Eski Ring of Honor günlerinden artık. Ay tamam. Tamam Oğuzcan. Tamam. Peki. Peki bugünkü şova kaç puan verirsiniz? 2. Gür. Salih. 2. Eren Nur. 2. Hikmet. 1.5. Oğuzcan'ı saymıyoruz. Ben de 1.5 veriyorum. Yani peki bir kapatmadan bir 7 dakika boyunca Mix Match Challenge konuşmaya var mısınız diye soracağım size. Oley. Hayır. Çünkü show bitti. O zaman siz çıkın arkadaşlar yayından. Biz Eren Nur'la kutlayacağız burada fanatikler olarak. Şu an çıkıyoruz. Şanlı Avska galip geldi Mix Match Challenge'da. İzlediniz mi şeyleri? Mix Match Challenge'ı bu arada. Hiç ben böyle doğru. Sonucunu bildiğim şovu niye izleyeyim? Yani. Ya iki ya üç maç kaçırmışımdır. İzledim tamamen. SmackDown'ları canlı izlediğimden hemen SmackDown ertesi olduğu için hepsine bakma şansım oldu. Yorumladın nedir Gül? Sence bu devam ettirilebilecek bir şey mi? Ya bu bir veya bir deneme mi bu? Bu bir dijital bir show. Bu bir Facebook show'u. Ben istatistiklere baktım. Facebook'ta kaç milyon kişiye ulaşabildiklerine baktım. Ya gerçekten epey verimli geçiyormuş gibi görünüyor WWE açısından. Kendi takipçi... Facebook'taki izlenimlerde
böyle rastgele Facebook feedinde bir saniye daha video oynasa da seni dahil ediyor. Yok, dahi onun da çok onun da istatistiği var. Haklısın ama onun Türkiye'de da istatistiği açık değil var. Yani. Kaçak izliyoruz. Onun için özel bir panel var. Ya, o panelde yapmamız gerekli artık. O panelden bizde olduğu için orada görebiliyorum. WWE kendi takipçilerinin %30 dışına ulaşabilmiş bu yayınlar sayesinde. Kadın erkek karma maçlar dediğimiz Mixed Challenge sayesinde. Bence WWE için muazzam bir istatistik bu. %100 devam edecektir. Yani müşteriye ulaşma açısından, hedef kitleye ulaşma açısından verim alınmış gibi görünüyor. İşin mali yani yönü bu. Şöyle bir gerçek var ki Facebook'un video player'ı gerçekten çok kötü. Evet. Çok kötü canım, ona bir şey. Bir sonraki Twitter'da yaparlar canlı yayın. Yani Twitter'ın gene ortalama üstü de Facebook. Twitch'te de yaparlar belki. YouTube'da yapmaları en masrafı. Bir sonraki Instagram'da yaparlar, Twitter'da yaparlar. Ve bu arada arkadaşlar, sorunuz, bugünkü şovla ilgili sorunu söylemek istedikleriniz var. Chat box alalım yani, kapatmadan önce. Ve şey söyleyeceğim. Yani sosyal sorumluluk projelerinin WWE'nin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz hani. Hani sürekli olarak. Açıklamasını da biliyorsun değil mi abi o konuda? Neden ne söylemiş? Onların da. Yani bu yardımcılığın sadece reklamcılık olduğunu kendisi söylüyor. Yani bu tür şeyler reklamcılığın yeni yüzü diye kendisi belirtiyor. Ulan yani kim babasının ayrına sivil toplum kuruluşlarına bu kadar para yatırır, kendi işinin önüne koyar yani. Kendi işin parçası haline getirir. Koyduğunu da düşünmüyorum, parçası haline getirdiğini de düşünmüyorum ama bu şovların akıl gereken bir şovlarda Kayfa Bey'i bozacak segmentler koyuyorlar bunun için. Bir saçmalık. Ama işinin içine koymaktır bu. Hatta işin önüne koymaktır. İki, Mix Match Challenge dediğimiz şey tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Ve Facebook'ta yayınlanıyor olayı ki tamamen değil. Evet, söyle Gül. Bir parantez açmak istiyorum. Ben önümüzdeki yıllarda kadın vs erkek maçlarının çok önem kazanacağı kanaatindeyim. Bence o gidiş yoluna bu bir araç olabilir. Bence ya, ben de yani 1-2 yıla kadar hani WWE'de hani kadın kemeri erkek kemeri kavramının kalacağını pek düşünmüyorum yani. Ay. Ben o kadar ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ya o kadar gidebileceklerini düşünmüyorum. Feminaziler yani, her yerde olacak. Tamam, her yerde de aynı zamanda bu olacaksa yani erkek kadına saldırabilecek anlamına geliyor. Yani bunlar tamam, erkek kabul ederler. O tabuları yıkabilirler mi sizce? Yani. Yıktılar daha önce yani, örnekleri nasıl var geçmişte. Ya? Ya bu kadınlar devrimi tam ortasında yıkamadılar. Sonra mı yıkayacaklar? Kadınlar devrimi mi? Triggerlanıyordum o sözü. Aner kardeşim, saygılar. O zaman ne yapalım? Buğra Gür, şeye bir baksana. Chatbox'ta bir şey var evet, mı? Evet, Emre Oskay demiş. İzleyicilerin SmackDown'a kalma nedeni kadın erkek karma maçlar etkinliği. Çok katılmıyorum ben ona ya. Nasıl? Ama şöyle bir şey var. Düşünsene, bir bilet alıyorsun ama iki tane şov izliyorsun üzerine. Eskiden işte. Ama 205 Live de bundan sonra çekilmiyor muydu? Yani aynı mantıkla onlar da çok alan olması gerekiyordu. Yani SmackDown'da hiçbir şey değişmedi o mantıkla. Ama 205 evet. Live roster bir değil tabii ki de. Kuzey demiş, Miz bile Asuka'nın serisinden nasiplendi ve kazandı. Bir neden? Miz Asuka Miz sayesinde serisini korudu, tamam mı? Böyle söyleyeceksiniz. Doğru. Eşcan Asuka. Yani Miz olmasa Asuka'nın serisi bitmişti arkadaşlar. Yani böyle bir adamdı Miz. Evet, Serdar Ali demiş. Bu arada biraz da şey. Bu arada bir şey de söylememe izin ver. Bir dakika Buğra Gür. Bu arada şeyi de söylememe izin verin. Bu adam çocuğu yeni doğmuş olmasına rağmen haftada hala 2 gün şova çıkıyor. Hani yani bu adamın kıymetini bilmeniz lazım. Evet. Evet, Buğra Gür, ne diyordun? Ne diyordun canım? Serdar değil. Ali demiş. Serdar Ali Metaller, biraz da şeyi kap tartışalım. Daha hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Yani şey ne olabilir? Olup bence olmayacağını bile bilmiyoruz. %100 brand değiştirmeli. Ben AJ Styles'ın kemeri kaybedeceğine inanmıyorum. Umarım. Ne? Yani umarım. Ona bağlı. Kemerle birlikte brand değiştirir mi? Raw'da WWE şampiyonluğunu görmeyi isterim ben. SmackDown'da ama da kırmızı kemer görmek çok zevkli olur. 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 Maviye yaparlar. Kadınlar herkes kemerine benzer. Yani bilemeyeceğim artık. Yani
Abi Shea Cup'ın bu arada ne zaman yapılacağı da belli değil. Yani WWE'nin kafasında WWE'nin kafasında da böyle bir şey belli olduğunu hiç zannetmiyorum ben. Daha bunun hani Ronda Rousey'si var. Hani ya hani 205 Live roster'ı nasıl devam edecek? Hala Raw'a eklemlenecek mi? O belli değil. Ya bla bla bla, çok fazla şey var ve Shea Cup şu anda hiç kesin bir şey değil. O yüzden çok, yani bu Shea Cup için ayrı bir program bile yapabiliriz. Ama yani şu anda konuşmanın çok da bir şey, bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum ben. Kusura bakmasın söyle isteyen arkadaş da yani. Başka yapılacakmış. Stephen Truway dedi. Kesin mi? Yani haberin nereden geldi onu? Galiba yazmış sonuna kesin. Önceden açılmıştı konusu forumda ama. Kaçın. Şu bayağı önce. Pay-per-view da yapmazlar bence ya. Gerçi yapabilirler de şimdi. Ya ortak bir pay-per-view da yapıldı diye hatırlıyorum ben ama. Hangisindeydi? O zamanında. Peki evet, bu WrestleMania yapılmış olması olması daha mantıklı ha. Efendim? Pay-per-view'da yapılması daha mantıklı. Yani belki de. Ben bilmiyorum. Ben geçen şey kaptan keyif almıştım ya. Hani böyle sürekli hani her şovu bir heyecanla izliyordum. Kim gelecek, kim gidecek acaba diye. Taygen Nakamura gelene kadar. Yo, Nakamura'yı da, Nakamura'nın gelmesini de çok sevmiştim. Konuşacağımız başka bir şey kaldı mı? Yok. Bu kadar. O zaman son sözlerinizi alalım. Buğra Gür. İnşallah Undertaker WrestleMania'da döner. Umutlarımız WrestleMania 35'e sarkabilir mi diye sorular sorulmaya başlandı. Yani umutlarımız artık WrestleMania gecesine kaldı. Yani önümüz, yani 34 olan geceye, yanlış anlaşılmasın. Tek temennim Undertaker'ı pazar günü görebilmek. Eren Nur, senin son sözlerin. Takeover'ı heyecanla bekliyorum. Ben de. Oğuzcan? Impact vs. Lucha Show harika olacak. Twitch'te yayınlanıyor arkadaşlar. Hall of Fame'i izleyeceğiniz, onu izleyin. Hall of Fame bence de Goldberg'i izlememize gerek yok. Ben izliyorum her sene de. Bu sene artık izlemeyebilirim. Hikmet? WrestleMania'yı dikkatle bekliyorum. Dikkatli. Ama şöyle söyleyeyim. Burak Gür ne diyorsa tersine bahisleri yapabilirsiniz. Bahis fonlarınız Cuma günü açılacaktır. Salih? NXT TakeOver'ın fena hype kastıracağını düşünüyorum ama WWE WrestleMania'yla bunu bitirecektir bence. Bu arada Mehmet, TakeOver yayınımız cumartesi 22.00'da, WrestleMania yayınımız da pazar günü 22.00'da, radyo yayınlarımız olacak arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Linkleri takip edin. Paylaşılacak. Bu kadar. Benim de son sözüm şu olsun. Ben yarın bu geceki NXT haftalık şovunu WrestleMania'dan daha büyük bir merakla bekliyorum. Yayınımıza katıldığınız, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün konuşmacı arkadaşlarım adına bu teşekkürümü sizlere iletiyorum. TakeOver yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.